Kitabın önüne hiçbir şeyi geçirmemeliyiz. Ey iman edenler! Allah ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı muttaki davranın. Doğrusu Allah işitir ve bilir. İman edenler, iman şerefiyle şereflenenler, kendilerini Allah güvencesinde hissedenler, Allah diniyle, Allah'ın ayetleriyle emniyeti yaşayanlar, Allah'a kullukta güven bulanlar, Allah'la kendilerini emniyette bilenler, Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem en doğru, en güzel yolu gösterdiğine güvenenler, Allah ve Resulünün önüne geçmemelidirler. Allah ve Resulünün önünde yürümemelidirler. Allah ve Resulünün peşi sıra gitmelidirler. Allah ve Resulüne sormadan, Allah ve Resulünden izin almadan hiçbir şey yapmamalı, hiçbir karar vermemelidirler. Rabbimiz biz müminlerden bunu istiyor. Kendi düşüncelerimizi, ön yargılarımızı, başkalarının düşüncelerini, kitabın ve sünnetin önüne geçirmeyeceğiz. Gündemlerimizi kendimiz belirlemeye kalkışmayacağız. Hayatımızı Allah'ın kitabı ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti belirleyecek. Eğer gerçekten inanmışsak, gerçekten bu sözümüzle samimiysek, o zaman zinhar Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçmemeliyiz. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu kuralların, buyrukların, yasaların, kanunların, dinin, bizden istediği hayat programının önüne alternatif bir din, alternatif bir kanun, alternatif bir yol, alternatif bir değer yargısı koyarak onun önüne geçmemeliyiz. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinin önüne geçmemek zorundayız. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa öylece kabul etmek, öylece inanmak, öylece iman etmek, öylece hayat sürmek zorundayız.